bak nokta ma. Gizli parkı protestoları sırasında çeşitli alanlardan gelen insanların katkılarıyla oluşan Video Key Pay kolektifi direniş anında topladığı ve ürettiği görsel materyalleri paylaşma amacı güden çevrim içi arşiv platformu bak.ma'yı kurdu. Video Key protestoların ardından dağıtıldığı ancak 2014 yılında bak.ma çevrim içi olarak erişime açıldı. 2015 yılından itibaren bak.ma toplumsal hareketlerin görsel kayıtlarını içeren içeriğini genişletti. Kolektifler, sendikalar ve bireysel arşivlerden gelen katkılarla arşiv 6 yıldır aktif olarak toplumsal direnişlerin dijital hafızasını oluşturuyor. Arşiv kolektifinin kurucuları kendi kişisel deneyimlerini video sanatı, belgesel sinema ve siyasetten edindikleri teorik ve pratik bilgileri bak nokta ya yansıttı. Gizi Parkı'nda yaşanan olayları arşivlerken toplumsal özgürlük mücadelelerinin tarihe bakma gerekliliği fikri gelişti. Bak nokta arşivlenme sürecinde toplumsal hareketlerin tarihini ve bağlantılarını belgeleyerek çeşitli toplumsal meselelere dair çok yönlü bir içerik sunuyor. Arşiv Gezi Parkı protestoları, tekel direnişi, hevsel direnişi, 1 Mayıs ve Onur Yürüyüşleri gibi olayların video kayıtlarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Melbourne'den Hamburg'a, Belgrad'dan Atina'ya kadar farklı uluslararası politik hareketlerin de kayıtlarını içeriyor. Arşivin organizasyonu pan.do/ra adlı açık kaynak yazılımı ile sağlanıyor. Kullanıcılar arşiv içeriğini tarih, yer, anahtar, kelime gibi kategoriler altında arayabilir, verileri indirebilir ve yeni veriler ekleyebilir. Arşiv kullanıcıların mevcut veriler üzerinde çevrim için montaj yapabilmelerine, altyazı ekleyebilmelerine ve yeni içerikler oluşturabilmelerine imkan tanıyor bak.ma anonim bir alan olarak tasarlandığı için kullanıcıların düşük çözünürlükteki içerikleri bilgisayarlarına indirmelerine izin veriyor. Bu yaklaşım arşivin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Bak. noktamanın yaratıcıları arşivlerin sadece geçmişle ilgili değil, aynı zamanda günümüz ve gelecekteki toplumsal mücadelelere dair öneriler, fikirler ve duygular yaratabilen platformlar olarak kullanılmasını savunuyor. Arşiv geçmişteki olayların görselleştirilmesiyle kamuoyuna sunulmasının yanı sıra toplumsal direnişlerin ve hareketlerin sürekliliğini ve ilişkilerini de gösteriyor. Yaratıcılar bak.ma'yı geleneksel ve kurumsal arşivlerden farklı olarak bir karşı arşiv olarak tanımlıyor. Bu bağlamda arşivler yalnızca geçmişi değil, şimdiyi ve geleceği de etkileyen ilham verici platformlar olarak düşünülebilir. Otonom arşivleme olarak adlandırılan bu pratiğin emek hiyerarşisi gözetmeyen, kolektif bir yapı tarafından yürütülen çok merkezli bir arşiv pratiği olduğu belirtiliyor. 2016 yılında bu konuyla ilgili düşünsel üretimleri içeren bir kitap yayımlandı. Bak noktama göçmenler, işçiler, feministler, queerler, trans aktivistler, savaş karşıtları, kent hareketleri özneleri ve diğer toplulukların arşivi olmayı hedefliyor. Arşiv gizli ve tekel direnişi gibi toplumsal olaylarla ilgili çeşitli kullanıcıların farklı deneyimlerini ve duygularını yansıtırken hak savunucuları ve araştırmacılar için şiddet ve hak ihlallerinin belgelenmesinde önemli bir kaynak sağlıyor. Arşiv kullanıcıların ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösteriyor. Örneğin gezi ve tekel direnişine katılan eylemciler direniş sırasında yaşadıklarını, öğrenebildiklerini veya yıllar sonra izlediklerinde farklı duygular yaşadıklarını ifade ediyor. Hak savunucuları için arşiv içeriği hak ihlallerinin belgesi olarak değer kazanıyor. Karşı adli bilimler alanında çalışan aktivistler ve araştırmacılar için ise şiddetin belgelenmesinde önemli bir kaynak sağlıyor. Yurt dışındaki kullanıcılar açısından ise arşiv bilgilendirici bir kaynak sunuyor. Bak nokta madan ilham alan pek çok çalışma mevcut. Arşiv içeriğinin korunması ve yeni çalışmalara açılması gibi konularda ortaklıklar yapıldığı kurumlar ve kolektifler arasında seyri sokak. Pembe Hayat Queer Fest, Sendika.org, Kara Haber, Amsterdam'daki Sosyal Tarih Enstitüsü ve Touch Medya Oluşumu, NBK Berlin, Berlin Sanat Üniversitesi, Öğrenci Kollektifi Interflix, Bombay Merkezli Patma Arşiv Oluşumu ve 858.ma Tahrir Arşivi bulunuyor. Ekip, arşivin yaratılması ve genişletilmesinde gönüllü emeğe dayandıklarını ve bunun zaman ve bütçe kısıtlamaları getirdiğini belirtiyor. Gerekli emek gücünün sağlanması ve teknik masrafların karşılanması konusunda zorluklar yaşadığını ifade ediyorlar.